şunu şunu kabul etmiyorum. 20 sene ya ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Cuma namazı kılmak için semt değiştirir mi insan ya? Muhbir polisler geliyor. Sınavlara giriyor. Derse giriyordu adam ya. Evet. MİT görevlileri derse giriyordu ya. Başörtülü namaz. 28 Şubat dönemi. Evet ya, 2002'ye kadar bu oldu. Ben 96-2001 üniversitede okudum. Başörtülü kaç tane arkadaşın hayatı. Tabii canım, ben ya de 28 Şubat'ta üniversitedeydim. Bunlar yaşandı bu ülkede. Ya şimdi öyle bir şey, bak. Şimdi almıyor olabilir ama şimdiki gibi eve gözlem, adam gönder. Bak şimdi o Alevi mi, bu solcu mu, öyle bir şey yok ki. Ama o zaman vardı. Dindarların üzerinde acayip baskı vardı ya. Yani müsiyatçıları tutukladılar, dindarları tutukladılar, kamudan attılar, kurban derilerini verdirtmediler. Ya neler yaptılar bu insanlara ya? Ama bu dönemde de muhalefet bu kadar keskin mi? Yani kıyas kabul eder mi? Solcu olarak kabul edilen insanlar kıyas kabul eder mi? Bazı şeyler yaşıyorlar. Şunu bak, söylemeye çalışıyorum. Mülakatlarda haksızlık yapılıyor. %100 yapılıyor. Çok şey yaşayan insanların da deneyimlerini, tecrübelerini küçümsememek lazım. Bak aynı şey değil. Haksızlık var. Bak şu an haksızlık hakikaten var. Mesela CHP'li belediyeler de almıyordur. Kendi adamlarını alıyordur. Öyle. AK Parti tamam. Ama 28 Şubat'la, 90'lı yıllarla, 80, şimdiyi kıyaslamak öyle. Ya insan, ben derse bile polis karşında oturuyordu ya. Evet. Var mı böyle bir şey? Polis gidip Alevi, Sünni diye ayrım mı yapıyor şu an? O zaman ne kadar ya kötüydü ya. Polis gidiyor Doğu Türkistanlıların eylemine, defolun gidin yurdunuza falan diye ahkam kesiyor. Ya şimdi, onunla bu ne? Şu anki şeyleri de kendi bak, vatandaş ya o zaman yani. İnsan kendi halkının %70'ine zulmettiler ya. Zulüm görmüş, mağduriyet bak, yaşayan insanların. Mehmet Ali diye biri vardı. Karşı gidiyor, Karşı bir öğretmen. Vapurdan gelirken Kürtçe konuşuyor diye gözaltına almışlardı çocuğu ya. Ya eski Türkiye dediğin böyle berbat bir şeydi abi ya. Furkan Vakfı ne zaman bir yerde bir toplantı dağılsa üzerine yürüyen, ya sopa çok kullanan insanlar onunla, bak, ekranlara yansıyor, sosyal medyalara yansıyor. Sen vicdanlı birisin. Eski mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Şimdi hatalar vardır. O zaman nasıl kıyas kabul edersin ya? O zaman zulüm vardı. Ya kıyas, acı yarıştırmak zaten tatsız ya, aynı şey ve mi gereksiz ya? Bir aynı şey. Şey mi ya? Hayır, şöyle demek lazım bence. Hayır, öyle bir şey yok. Olmasın. Ya başörtülüler, ama, bak başörtülü, Nihal bir başörtülü arkadaşımız. Biliyorum tam bir hakim. Şey uygulanan hakim, ne zaman başörtülüler biliyorum. Hakim, pilot, doktor şu olmaya başlayacağını söylüyor musunuz? Şu an hakim olması başörtülerinde çok iyi. 2016-17 yıl sonra. Ve o zaman bile büyük tartışmalar vardı. Ya 5 yıl, 6 yıl önce başörtüler kamuya girmeye başladı ya. Evet, ya almıyorlardı yani. Nasıl böyle şey, hani eski daha iyiydi denilebilir ya? Eski daha iyiydi filan. Şaban Bey, bir dakika, Şaban Bey'den çok hızlı geçiş yaptık. AK Parti'nin iddialarıyla tatmak değerlendirmeleriniz yerine AK Parti iktidarı eski daha kötü, şimdi sıkıntılar var diyebiliriz. Şimdi zulüm yok. Şaban Bey bir toparlasın, bu tartışma devam edecek çünkü. Şaban Bey siz bir toparlayın, bir iki cümleyle, sizin lafınızı kesmiştik çünkü, buyurun. Vallahi şimdi Cansu Hanım, bana arkadaşlar yazıyorlar, dörde karşı birsin diyorlar, yani sesim boğuluyor. Yok hani, ya. Yok Şaban Bey, yani Nihal'le Nagihan da senden. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Nihal Hanım eleştiriyor Nagihan Hanım. Biz burada hakemlik yapıyoruz Cem, yani taraf yok, tutacak bir Türkiye yok şu ya, an. Ya değildi. Bakın, eskisi Türkiye'de daha bu kadar kutuplaşmış ya. Bir toplum varken eskiyi de yanlışını bak, söyleyeceksin, bugünün bak, yanlışını ben da söylüyorum şu an, bak, özür dilerim Şaban Bey, hakkınızı helal edin. Şu anki Türkiye'de torpil var. Mülakatlarda AK Parti'de yanlış. Tamam, tezin anlaşılıyor. Ama eskiden şimdi eskiyle, la eski nasıl daha, eski hayır, daha berbattı ben ya. Ben bunu kıyaslamayı da yanlış buluyorum. Bu arada sevgili Şaban, İstanbul'da olsaydın böyle bir adaletsizlik bir dahaki programda İstanbul'a bekliyoruz Şaban Bey. Önceden arayalım sizi. Bir iki cümleyle toparlayalım lütfen. Şey, gelecektim. İstanbul'a gelecektim. Mustafa aradı sağ olsun da uçak bileti bulamadık son anda. O nedenle herhalde bu AK Parti'nin toplantısı nedeniyle bugünkü toplantısı neydi? İstanbul-Ankara uçakları doluymuş. Onun için bulamadık. Ben de Ankara'dan katılmak zorunda kaldım. Ya sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da yarattığı tahribatın farkında. Yani 21 yıldır yönettiği Türkiye'de yarattığı tahribatın farkında. Ve işte gençlere evlenme kredisi veriyor. Hani 2 yıl ödemesiz 150 bin lira. İyi para hakikaten. Yani 150 bin lira iyi para. Yani kaç para yapıyor? Yaklaşık 7-8 bin dolar yapıyor. Yani 150 bin liraya böyle orta düzeyde bir ev düzülür yani, evlenilir. Cem Küçük de rakamı söyleyince iyi para demişti, hakikaten de fena değil yani, evlenilir o paraya. Hali hesapladık içeride. Şimdi beyaz eşya, bakın, salon takımı ama galiba peki yaş sınırı var mı, ne bileyim 40 yaşına kadar evet, evlenmemiş. Evet, ben onu soracaktım. Kaç yaşına kadar genç statüsünde sayılıyoruz acaba? Ya ben İlk evliliklerini yapanlar için diyor galiba. Yok yok, o
Bilgisayar alanlar şey için. Yok, ilk evlilik diye bir şey yok. İlk evlilik yok. Genç evlilik diyor. Şaban Bey, o ilk cep telefonu. İlk cep telefonu. Genç evlilikten gençten kasıt ne? Bilgisayarla karıştırdın sen. Valla şu an 60, eski 40. Ya evet. Bilgisayarla karıştırmış olabilir. Evet. Şimdi toparlayalım. Ama bunlar aynı zamanda da şey, bakın. Tamam, toparlayalım. Bunlar aynı zamanda da yani geçim sıkıntısı var. Gençler telefon ve bilgisayar alamıyor. Yani bu çağda bakın 2023'ten bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 12 yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapacağım. Kişi başı milli geliri 25 bin dolar yapacağım dediği Türkiye'den bahsediyoruz. Kişi başı milli geliri 25 bin dolar yapacağım demişler. Gelmişiz söyledikleri 2023'e. Bilakis tersi olmuş, gençler yani en temel tüketim maddesi haline gelmiş olan bilgisayarı edinemez hale gelmişler yüksek vergi yükü nedeniyle. Bırak bilgisayarı, cep telefonunu alamaz hale gelmişler yüksek vergi yükü nedeniyle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunu itiraf ediyor. Diyor ki benim 21 yıldır yönettiğim ülkede ben bunlara 25 bin dolar milli gelir vaat etmiştim ama yapamadım. Hayatı çok pahalı hale getirdim. Vergileri olağanüstü yükselttim. Şimdi bizim çocuklarımız telefon ve bilgisayar alamıyorlar. Ben de onlara hem de bu seçime giderken ya biraz da seçim yani şeyi nasıl der tırnak içinde seçim rüşveti. Seçime giderken ben onlara bu vaadi yapayım. Vergilerini düşüreyim telefon ve bilgisayar alırken. İlk telefonlarını ve ilk bilgisayarlarını alırken. Onlar da bana oy versinler. 14 Mayıs'ta. Ya bunun anlamı odur. Teşekkürler. Peki yani Nagihan Alçı, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi biraz önce şöyle oldu. Siz de hani başka dönemlerde de benzer hani tırnak içerisinde kötülükler, anomaliler vardı denildi ama Nihal Bengüs Karaca dedi ki bu kadar yoktu. Aynı zamanda şimdi Şaban Bey de biraz önce dedi ki hani eleştirilen konularda aslında vaatlerin olması demek aslında buradaki hataların kabul edilmesi demek. Siz böyle okuyor musunuz? Şimdi tabii yani bu vaatleri yaparken böyle yaklaşmıyorlar. Yani AK Parti bu vaatleri bir hata kabul etme minvalinde mi yani? Yani elbette yani kendi iktidarında hala yapamamış, şimdi yapacağım diyor. Yani burada bir o öyle yorumlanabilir. Yani öte yandan ben şunu söylemek istiyorum. Yani geçmişte Türkiye'de her zaman bir şekilde arkanın güçlü olması gereken bir tablo vardı. Bugün de var. Bugünkü bu mülakatın bu noktaya gelmiş olmasının birkaç farklı faktörü var. Bir kere her şeyden önce bunun biraz önce Cem'in hatırlattığı gibi 2016'dan itibaren yani o 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle birlikte Türkiye başka bir evreye girdi. Ama ben de söyledim onu. Evet. Yani o güvenlikçi devlet politikaların kendisini örgütler, çeteler ve onların insan malzemesinden korumak için evet. Bu mülakat metodunu geçirmiş olabilir. Başta çok olabilir. Haklı gerekçelerle evet, koydu. Ama bir noktadan sonra evet. Artık normalleşmeye geçiyorum. Ben evet, evet. Bu aynı şeyi söylüyorum. Kendi şeyimi tamamladım. Kendimi yeniden güçlendirdim. Evet. Ve bu mülakat haksızlıklara yol açıyor deyip geri çekebilirdim. Evet. Yani sen önce kaldırılamaz mıydı o düzen? Ben de onu söylemek istiyorum. Yani bütün AK Parti iktidarlarıyla özdeşleşen bir uygulama değil aslında bu. Yani 20 yıldır iktidarda olan AK Parti özellikle kendini muhafazakar, dindar olarak tanımlayan ve geçmişte çok haksız muamelelere maruz kalmış kesimlerle ilgili hiçbir iktidarın atmadığı adımları attı. Bunu kabul etmek durumundayız. Bunu herkes de kabul ediyor diye düşünüyorum. Ancak 2016'dan sonra başka bir çizgiye evrildi. Kendini koruma refleksiyle güvenlikçi politikalara çok ağırlık verdi. Bu da son derece anlaşılırdı. Ama bu noktanın bir yerden sonra gevşetilmesi gerekirdi. Yani hala defalarca güvenlik soruşturmaları üzerinden mülakatların bir şekilde bir aidiyet testine dönüşmesi elbette ki yanlış bir tablo ortaya çıkardı. Şimdi geç de olsa bundan geri adım vaadi bir öz eleştiridir. Yani bu önemlidir. Bunun eleştirmekle birlikte hani bu kalktı bitti artık Türkiye'de herkes fırsat eşitliğine sahip olacak da diyemeyiz. Maalesef biz bu yanlış kültürle de yüzleşmek durumundayız. Onu da söylemem gerekiyor. Yani bir de şunu da söylemek lazım. Yani dindar kesimle ilgili önemli adımlar atıldı ama diğer dezavantajlı toplumun diğer dezavantajlı kesimleri kendilerini bugün eşit vatandaş hissediyorlar mı? Hayır. Yani onlarla ilgili
atılması gereken adımlar atılmadı. Yani Aleviler mesela biraz önce bahsedildi. Alevi vatandaşlarımız hala kendilerini ikinci sınıf hissediyorlar ve bunda haklılar. Kürtlerle ilgili şimdi başka konularla açılabilir. Evet, önemli adımlar atıldı. Yani Kürtçenin adeta kriminalize edildiği bir Türkiye vardı öncesinde, senin de hatırlattığın gibi. Şimdi oralardan önemli gelişmeler kat ettik ama bugün geldiğimiz noktada Kürt vatandaşlarımız memnun musunuz? Siz kendinizi bu ülkede makbul vatandaş hissediyor musunuz diye sorun, ezici çoğunluğu hayır diyecekler. Yani başka tartışmalara şimdi girmeyelim ama atılmadı orada adımlar. Şimdi gayrimüslimlerle ilgili AK Parti listeye bir isim koymuş. Önemli bir gelişme ama Sevan Bey. Sevan Bey'i. Ama yeterli değil. Yani bizim ne Ermeni, ne Rum, ne Yahudi cemaatinden ne bakanımız var. Ne önemli yerde isimler var siyasette. Bir kaymakamımız var, o da Denizli'de. Yeni geçen sene atandı 2022'de. Kaymakam var, evet. Ermeni yani kaymakam yani. Var ama yani hani daha üst pozisyonlarda kimse yok. Yani bu temsil açısından Türkiye'de hala çok büyük sıkıntılar var.